Su. Hayatın temeli, cana can katan su. İnsan muhtaç olduğu suya anası gibi, sevgilisi gibi, can yoldaşı gibi bağlıydı. Bu aşk tarih boyunca uygarlığımızı şekillendiren en önemli unsur oldu. Nilüfer çayı da Bursa topraklarını sulayarak akarken insanları çevresine topladı. Adını bölge için hayatla eş anlama gelen bu çaydan alan Bursa'nın Nilüfer ilçesi bugün binlerce yıllık bir tarihin üzerinde yükseliyor. Yüzyıllar önce yerleşik yaşama geçen en eski tarım topluluklarının Uluabat'ın kıyısındaki Akçalar'ı seçmesi tesadüf değildi. Bugün Nilüfer'deki Akçalar beldesinin ak topraklık mevkii, tarih öncesinden bugüne taşıdığı izlerle sadece Bursa için değil, Anadolu ve Avrupa kültür tarihi bakımından da büyük önem taşıyor. Kazı çalışmalarının devam ettiği ak topraklık, çok yakında dünyanın dört bir yanından gelen konukları tarih yolculuğuna çıkaracak bir açık hava müzesine dönüşecek. Nilüfer çayının derin şefkatiyle koynundan geçtiği Misi de Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Misi Köyü, bugünkü adıyla Gümüştepe Mahallesi, Misyalılar tarafından kurulmuş. Sırtını kutsal dağ Olimpos'a veren Misi, Hristiyan misyonerlerini ve sırlarını saklamış. Bir keşişin bastonunda gizlice Çin'den getirdiği ipek böceği sayesinde, ipek böcekçiliği ve bölgenin kumlu toprağı sayesinde de üzüm ve şarapçılıkla geçimini sağlayan yöre halkı, yaşam şekillerine uygun olarak masal gibi yapılar kurmuşlar. Günümüzde bu mimari, şarapçılık ve ipek böcekçiliği bilgisi unutulmuş gibi görünse de, sırları saklamaya alışkın olan bu topraklar her şeyi biliyor. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarıyla bu sırların hepsi bir bir ortaya çıkıyor. Nilüfer Belediyesi, bölgenin tarihi mirasını yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. Can veren su, insanoğluna her zaman yol gösterdi. Köyleri su kenarlarına kurdular. Uluabat Gölü'nün kıyısında kurulan Gölyazı'da, antik çağlardan bu yana insanoğlunun hayatı biriktirdiği yerlerden biri. Sokaklarında 3000 yıldır yürüdüğümüz bu kent, Anadolu toprağındaki nadir göl kıyısı Apollon kentlerinden biri. Adını kehanet tanrısı Apollon'dan alan Apollonia'nın antik temelleri üzerine kurulan köy, sadece doğa severlerin değil, tarih meraklılarının da ilgisini çekecek köşeler saklıyor. Nilüfer'deki en eski yerleşim merkezlerinden biri de Bitinya Krallığı'ndan başlayarak Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin en önemli kalelerinden biri olan Kite. Bugün Ürünlü Mahallesi'nde yer alan Kite Kalesi, ovada kurulmuş olması nedeniyle tarihte başka örneğine rastlanmayan bir yapı. Nilüfer'in bir başka tarihi mirası da 19. yüzyılda Rum Ortodoks Kilisesi olan, mübadeleden sonra cami olarak kullanılan Özlüce Kilisesi. Bursa'nın Ayasofya'sı Özlüce Kilisesi, bugün tarihi mirasımıza sahip çıkma misyonuyla çalışan Nilüfer Belediyesi tarafından bir kültür evi olarak restore edildi. Özlüce Kültür Evi,
geçmişin ayinleri ve ezanlarının saklandığı duvarlarında hayatla ölümü, geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Bugün bir kütüphane olarak geleceğin büyüklerine hizmet veren Tarihi Demirci Camisi gibi. Nilüfer'in benzersiz bir diğer güzelliği de Ayva İni Mağarası. Türkiye'nin en uzun 6. mağarası olan Ayva İni Mağarası'nın uzunluğu 5,5 kilometre. Mezozoik zamandan günümüze gelen Ayva İni Mağarası 1970 yılında keşfedildi. Hidrolojik olarak etkin durumda olan mağaranın Ayva Köyü'ndeki ağzından yeraltı suları çıkmakta. İçinde yer yer 3-4 metreye ulaşan 60 adet gölcük bulunan mağaranın çıkışındaki gölcüğün uzunluğu ise 400 metre. Olağanüstü sarkıt ve dikitlerle kaplı, duvar damla taşları, sulu damla taş havuzları ve gölcükleri, el değmemiş yapısıyla gerçek bir doğa harikası olan Ayva İni Mağarası, özellikle mağaracı ve dağcı keşif tutkunlarının uğrak yeri. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Bursa'nın en yeni ve en planlı bölgesi olarak çağdaş bir kentin yükseldiği bu topraklarda binlerce yıldır uygarlıklar doğdu, uygarlıklar battı. Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu'nun tarihinden aldığı mirası büyüterek, yenileyerek günümüze taşıdı. Ve bugün Nilüfer Belediyesi, 42 mahallesi, 22 köyü, 300 bine varan nüfusuyla üzerinde bulunduğu toprakların tarihi ve doğal mirasına duyduğu saygı ve sorumlulukla, geçmişini bilerek günümüz çağdaş insanına hizmet etme felsefesiyle çalışıyor. Nilüfer, Bursa ve Türkiye'ye sağladığı ekonomik katkı açısından Bursa'nın ilçeleri arasında ilk sırada. Ev sahipliği yaptığı 8 sanayi bölgesi ve çok sayıda ticaret merkeziyle Nilüfer, Bursa nüfusunun %80'ine istihdam olanağı yaratıyor, ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Planlı sanayileşmeden ve verimli tarım arazilerinin korunmasından yana tavır sergileyen Nilüfer Belediyesi, kendi sınırları içinde tarımsal üretim ve hayvancılığı da teşvik ediyor. Yaşam çiftliğinin mutlu meyve ve sebzeleri bu topraklarda yetişiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarına eğitim veren Nilüfer Belediyesi, kurduğu köylü pazarıyla da çiftçisinin ürününü aracısız bir şekilde tüketiciye ulaştırıyor. Nilüfer'de dünyanın büyük bir aile olduğunu unutmayan, gökyüzünü tıpkı babaları gibi, yeryüzünü de tıpkı anneleri gibi gören yerel yönetim sayesinde
gökyüzünü paylaştığımız diğer canlılar da unutulmuyor. Hayvan Hastanesi, Evcil Hayvan Oteli ve Barınma Merkezi bu yaklaşımla hizmet veren kurumlardan sadece biri. Nilüfer, kalkınmanın, gelişmenin, kirlenme, çirkinleşme ve bozulma demek olmadığını kanıtlayan bir kent. Nilüfer, ekolojik, demokratik, vatandaş odaklı, şeffaf, katılımcı, sağlıklı bir kent mümkün diyor, eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor kenti olmak misyonuyla ilerliyor. Mahalle komiteleri de Nilüfer'de yeşeren farklı ve örnek bir uygulama. Nilüfer'de her mahalle kendi yükünü belediye ile birlikte taşıyor ve yurttaş odaklı, katılımcı bir süreç örgütleniyor. İçinde her geçen yıl artan yeşil alanlar, yıllardır nefes alıp veren ormanlar, korular var. Parklarında, bahçelerinde kuş cıvıltıları çocuk seslerine karışıyor. Sporu bir yaşam kültürü olarak yaygınlaştırmaya çalışan Nilüfer Belediyesi, bisiklet yollarını yaygınlaştırarak, parklarını, koşu yollarını açık alan spor aletleriyle donatarak, her mahalleye futbol sahaları yaparak yurttaşlarına bedelsiz spor yapabilecekleri alanlar yaratıyor. Kente örnek spor tesisleri de kazandıran Nilüfer Belediyesi, çevre duyarlılığı yaratmak için de özel bir çaba sarf ediyor. Bu şehirde ortak alanlar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor, yağmur suları depolarda toplanarak bahçe sulamasında kullanılıyor. Naylon poşet kullanımını ortadan kaldırıp onun yerine geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanılması, evsel atık, bitkisel yağların toplanıp ekonomiye kazandırılması, atık pillerin toplanması gibi çevreci kampanyalar yürütülüyor. Sanatı sorgulayan, anlam arayan, güzelleştiren, keyiflendiren, yani hayatı yükselten gerçeği, Nilüferliler için tıpkı bahçelerinde açan çiçekler kadar doğa. Çünkü sanat, Nilüferlilerin ister izleyicisi, ister icracısı olacakları kadar hayatlarının içinde. Çocuk ve gençlere yönelik müzik, enstrüman, bale, halk dansları, tiyatro, resim eğitimleri, yetişkinler için korolar, halk dansları topluluğu, çeşitli sanat atölyeleri kolaylıkla ulaşabilecekleri mesafelerde. Kültür sanat alanında uluslararası katılımlı Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu, Nilüfer Tiyatro Festivali sadece Bursa'nın değil, ülkenin her yerinden gelen sanatseverleri buluşturuyor. Sanata, spora, çevresel değerlere ve en önemlisi de eşitlik ilkesine duyarlı bir yapı sergileyen Nilüfer'de kadınlar ve engelliler gibi tüm dezavantajlı gruplara yönelik de farklı bir duyarlılık hakim. İçinde ruh olan bir kent yaratmak için çalışan Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel yaz şenliği, Misi Yerel Lezzetler Şenliği, Enginar ve İncir Festivali, Eski Karaağaç Leylek Şenliği, Gölyazı Çevre Şenliği gibi organizasyonlarsa bu kentin en güzel renkleri. İşte burası Nilüfer. Aynı adını aldığı akarsu gibi insanlara mutluluk veren, ruhunu doyuran, büyüten...